Merkez Bankası Ağustos 2021 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Onun üzerine de biraz konuşalım istedik bugün. Abdurrahman Yıldırım konuğumuz, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dersiniz? Konut fiyat endeksi yani Ağustos'ta aylık %3.9, yıllık %33.4. Bir artış, ya, rekor bir artıştan söz ediyoruz. Neye bağlıyorsunuz bunları? İllere göre bakıldığında nasıl değerlendirilir? Buyurun. Çok hızlı bir artış. Çünkü aylık %3.9. Yani %4 artıyor. Hane halkının varlıkları içerisinde konutun değeri çok yüksektir. Genelde bütün varlığının 2/3'ü konut ya da gayrimenkuldedir hane halkının. Dolayısıyla böyle bir gelir etkisi var. İnsanlar konutun değeri arttıkça kendilerini daha iyi ve daha zengin hissederler. Şimdi bu aylık artış 3.9 aslında geçen yılın Mayıs ayında yaşanan 6.6'lık artışın ardından ikinci en yüksek artış ya da üçüncü en yüksek artış. Çünkü bu yılın Mayıs ayında da 3.9 artmıştı fiyatlar. Dolayısıyla 2010 yılı başından itibaren yayınlanan veri de en yüksek iki ya da üçüncü artış oluyor. Aynı zamanda yıllık artışta %33.4'e çıkıyor. Bütün Türkiye ortalamasında bu da gayet yüksek. İşte enflasyon %19 civarında. Buna karşılık neredeyse enflasyonun iki katı düzeyinde bir konut fiyat artışı gerçekleşmiş durumda. Bunun içerisinde ayrıca tabii ortalama bazda bu daha yüksek artanlar da var. İşte diyelim ki Muğla, Antalya bunlar içerisinde Muğla'da fiyatlar son bir yılda %54 artmış. Antalya'da %42 artmış. Enteresan durum Diyarbakır. Burada da %44 artmış. Ama daha şey önemlisi konut fiyatları Mayıs 2019 itibariyle tırmanış etmişti. O tırmanış içerisinde Muğla Aydın aslında Muğla bir turizm beldesi içerisinde Marmaris köyde hizmet var. %108'e vardı. Yani ki bir çeyrek ya da 27 ayında %108 fiyat artışı gerçekleşti. Antalya'da bu %101'e vardı. İki tane en yüksek fiyat artışının olduğu iller. Belki %98 ile buna Gaziantep'i de eklemek lazım. O neye bağlıyorsunuz? Yani Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da en hızlı artan yerler buralar yine. Şöyle Gaziantep'i biraz anlıyorum. Çünkü geçmişten gelen bir fiyat yüksekliği var. İşte Suriye'deki olaylar Antep'e çok talep yarattı. Ve Antep'te de bu konut sektörü çok gelişmiş değil, konut inşaatı. Çünkü hep fabrika kuruyorlar. Girişimciler hep fabrika sahibi, üretim sahibi, sanayici, iş adamı ama müteahhit değil. Yani müteahhit sayısı kısıtlı. Aralarına da pek sokmuyorlar. Dolayısıyla üretim kısıtlı, talep yüksek, fiyatlar da yüksek. Ama Şanlıurfa ve Diyarbakır'a aslında çok da anlam veremiyorum. Yani bir temel neden bulamıyorum. Belki bir tanesi şey olabilir. Konut yenileme hızı biraz fazla. İşte 2015'ten sonra Diyarbakır'da konut yenilenmeleri çok hızlandı. Şanlıurfa'da yatırımlar var. Bu şekilde yeni konutlar devreye girdi. Yeni konutlarda işte yeni teknolojilere, teknoloji demeyelim de yeni donanımlarla devreye girdi ve her şehirde yeni konutlar devreye girdikçe mevcut konutların fiyatını da yukarı çekiyor, canlandırıyor. Belki burada böyle bir etki var ama Ağustos ayı ve yaz aylarındaki can ve fiyat artışlarında yurt dışından gelen gurbetçilerin de önemli bir katkısı var gibi görünüyor. Çünkü geçen sene gelemediler. Karantina vardı. Bu sene ağırlıklı olarak geldiler. Yani geçen sene gelemeyen, geçen sene gelip konut seçip beğenip satın almayanlar bu seneye kaldı. Dolayısıyla geciktirilmiş bir talep söz konusuydu. Bu sene gerçekleşti. Dolayısıyla
Yurt dışından işte bu yabancılardan da talep çok oldu. Hatta rekor kırdı yabancı konut alışları. Dolayısıyla fiyatları artıran bir neden de yabancı talebi. Çünkü yabancı zaten dolar bazında düşünüyor diyelim. Ya da gurbetten gelenler euro bazında düşünüyor. Diyor ki işte ben 200 bin euroya almıştım. 200 bin euro veririm yine. Ama euronun Türk lirası değeri artık çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla yurt içinden bakınca fiyatlar hakikaten çok yüksek artmış oluyor. Bu şeyler tabii şeyi de gündeme konut getirebilir. Konut sahipliğini etkiliyor mu bu Türkiye'de? Neyi pardon? Konut sahipliğini düşüren bir şeye dönüşmeye başladı mı? Elbette, elbette etkiliyor. Etkiledi de. Geçen sene bu fiyat artışları çok hızlı bir şekilde karantina döneminden çıkarken gerçekleşince biz sağdan soldan işte mevcut alıcı durumundaki kişilerden şu tepkiyi görmüştük. Ya bu konutlar alınmaz artık, vazgeçtik. Bu kadar da olmaz, bir anda %10-15 artıyor konut fiyatları diye şikayetler almıştık. Hakikaten de %6.6, ondan sonra %3, %3.5, %2.5 böyle aylık artışlar devam etti. Dolayısıyla sonuca baktığımız zaman ki TÜİK yayınlıyor bu verileri, Türkiye'de konut sahipliği %60 civarında seyrediyor, seyrederdi. 2000'li yıllardan itibaren hep böyle. %59 ile %61 arasında böyle minimal gidip gelir, çok da fazla değişmezdi. Aslında konut sahipliği çok da yüksek değil Türkiye'de, düşük. Çünkü Avrupa'nın ortalaması %75'lerde, OECD'nin ortalaması ona yakın, bizde 60, düşük. Yani kiracı oranı yüksek bizde. Belki devlet lojmanlarında vesaire oturanlar da fazla. Ama kiracı oranı da yüksek. Böyle bakınca geçen sene 2020 yılında konut sahipliği o rekor konut satışlarına rağmen düştü ve %57'ye indi. Yani bu demek rekor ki satılan konutlar. Rekor satışa rağmen düştü, yabancıya gidiyor o zaman. Ya yabancıya gidiyor ya da Türkiye'de oturmayan yerliler alıyor ya da ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu, 500. konutunu alanlar alıyor. Yani bunu abartmıyorum, 500 konutu olanlar Türkiye'de var ama 500. Sayıları az tabii yani. 500 konutu olan. Evet evet var yani 500 bir şey değil aslında 500 sayısı bazıları için. Farklı şehirlerde böyle bir konut portföyü oluşturmuş insanlar var. İşte belki klasörlerce dolu kiraya verenler de var. Aslında bunu yurt dışında şirketler yapar, bazı fonlar yapar. Yani gayrimenkul alır, edinir, emlak, ondan sonra da kiraya verir ve buradan bir kazanç sağlar. Türkiye'de henüz şirketleşme çok yaygın değil. Peki. Kişiler yapar. Düşme ihtimali var mı? Düşme ihtimali yoksa böyle devam edecek. Yani inşallah var diyeceğim ama yok gibi görünüyor. Çünkü konut inşaatları yavaşlamış durumda. Yeniden başladığı zaman da bu inşaat maliyetleri %45 arttı. Dolayısıyla yeni konutlar o %45'lik maliyet artışıyla devreye girmiş olacak. Ha, daha da artacak diyorsunuz. Evet, daha da artacak ve bu konut sahipliğini daha da düşürecek. Dolayısıyla kiraları yeniden da artıracak. Ev sahibi olmanın hayal olduğu dönemlere doğru mu gidiyoruz? Bir ara çünkü böyle maalesef. Bir evet. Çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum ama buraya doğru gidiyoruz. Çünkü bu konutlara sahip olmak artık çok büyük paralar gerektirdiği için, o paralar da kazanılamadığı için maalesef giderek konut sahipliği düşecek. İnsanlar da zaten yeni gelen nesil, bu Z kuşağı, konut filan edinmek istemiyor. Araba da edinmek istemiyor. Bu trende de uyuyor. Ama bu konutları satın almazlar ise ne yapacaklar, nerede oturacaklar? Bu çok önemli bir şey. Çünkü kiralar da konut fiyatlarına paralel bir şekilde yükselecek. Artıyor. Yükselme gereği var. Dolayısıyla o konutları satın almayan, fiyatlarını beğenmeyenlerin kiraları beğenip beğenmeyeceği de çok önemli bir soru işareti. Evet. Ama yani kira artışlarının önümüzdeki dönemde yakıcı bir sorun olarak karşımıza çıkacağı çok kesin. Peki. Abdurrahman Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Az ben önce ekrana gelen görüntüyü tekrar verelim. Şöyle yukarıdan bir İstanbul görüntüsü havadan. Şimdi
Uçakla inerken böyle bazen aklıma geliyor. Konut fiyatlarının artışından, kira fiyatlarının artışından bahsediyoruz. Bütün bir ev sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Bütün bir yaşamınızı satın aldığınız o evin borcunu ödeyebilme gayretiyle, işte karı koca çalışarak, koşturarak, belki çocuğunuzun, evlatlarınızın rızkından kesip, işte birazcık arttırıp onu ödemeye çalışarak geçiriyorsunuz. Enteresan ve talihsiz bir döngü aslında. Milyonlarca böyle ev var, bir beton yığını görüyorsunuz. Sadece yaşamınızı sürdürebilmek için bir tanesine başınızı sokmak, kiralık da olsa satın da almaya çalışsanız. Bir hayli zor, daha da zorlaşıyor. Garip. Devam edeceğiz.